Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Evet, nur indi. Nur yağdı. Saat şu anda 7'ye 20 var. Saat 6'dan beri ayaktayız. 6'da uyandık. Birazdan Mete'yi okula götüreceğim. Oğuzhan da okula gidecek. Bu arada hava yine bayağı bir soğuk. Hani Mart gerçekten hani kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diyorlar ya. Gerçekten öyle. Havalar aslında çok güzel gibi duruyor. Ama aslında buz gibi. Kapıları açtım havalansın diye. Yataklarımı toparladım. Birazdan dediğim gibi Mete'yi okula götüreceğim. Oğuzhan da çıkacak. Şunu da şuradan kaldırayım. Ben bugün evdeyim. Bugün çalışmıyorum. Yarın yine. Ve cuma günü. Cumartesi de evde olacağım. Bu hafta planım bu şekilde yani. Çocukları bıraktıktan sonra saçlarımı takmayı düşünüyorum. İnşallah takabilirsem. Ya da üşenmezsem dün akşam takacaktım. Hatta dün akşam, dün Rus'a kadar gittik. Birkaç alışveriş yaptık. Mete'nin ceketi yırtılmıştı. Parçaları okulda yeni halloldu. Okul ayakkabıları yani. Halletmiş, onun için gittik. Hatta onları şimdi size yayınlayayım. Çektim çünkü. Ve aynam kırıldı. Ayna aldım. Üşenmezsem dediğim gibi saçlarımı takacağımı da orada söyledim ama dün akşam üşendim. Bakalım çocuklar evden gittikten sonra ne yaparım bilmiyorum. Göreceğiz. Oğuzhan'a test yaptırıyorum. Oğuzhan akşam burnu yüzünden ne kendi uyudu ne beni uyuttu. Sadece burnun tıkalı da olsun. Göster bakalım. Kesiyor. Evet, önce herkese merhaba arkadaşlar demen lazım. Merhaba arkadaşlar. Ne sesliyor? Evet, biz Primark'a gittik geldik. Mete'ye bir tane ceket aldım. Bu tane nasıl? Dur açacağım bir dakika bekle. Ama ben yakınca. Hadi. Buradan. Evet, böyle bir kum aldık. Evet. Evet. Ama bak yerlere dökme lütfen. Ne kesiyor? Ya konuyu şeyin içinde yok mu rafta? Orada gördüydüm yok. Sanki ben. Ne kesiyor? Ya bilmiyorum Özgür o zaman. Bunun üstünde sadece. Mete'ye bir ceket aldım. 10 liraya düşmüş. Mete'nin ceketinin cepleri çünkü yırtıldı. Şunu aldım. Fiyatı 10 liraya düşmüş. 6-7 yaş aldım. Tam oldu. Yani seneye giyemez bile. Öyle söyleyeyim size. Evet. Şöyle termo tight'lar 5 liraya düşmüş arkadaşlar. Ben de aldım. Çünkü evin içinde hem iyi oluyor ve ben bir haftadır gerçekten çok üşüyorum. İnanılmaz üşüyorum. Ama bu termo tight'lar tabii ki de üşümeniz için değil. Daha kilo vermenize yardımcı oluyormuş vesaire vesaire. Ben kilo vermek için almadım. Sadece termo olduğu için aldım dedi. Ayak uçları da böyle normal tayt gibi değil. 5 liraya bunu aldım. Oğuzhan'a bir tane pantolon aldık. Yine aynı model. Aynı modelden şaşmıyoruz hiçbir zaman. Oğuzhan al. Mülla'ya girdik. Mülla'dan ayna aldım. Çünkü geçen akşam aynam kırıldı. Hem de nasıl bir kırılmak anlatamam size. Bunun fiyatı 17.99'du. Şöyle bir normal olan bir de böyle üçlü büyüten taraf var. Bundan aldık. Isı koruyucu sprey aldım. Elvital'in bir tane L'Oreal'in vardı ama o kıvırcık saçlar için yazıyordu. Onu alacaktım. Ondan sonra vazgeçtim. Bunu aldım. Makası sahi onu söylüyordum. Bu makası onun için aldım. Şu saç uçlarımı çünkü inceltmem gerekiyor. Gözükmesin, belli olmasın diye. Onun için aldım. Bunu da Mülla'dan aldım. Bunun fiyatı 7 euroydu. Şöyle bir açıp bakacağım hatta. Nasıl diye. Şöyle ucu. Evet, sadece alması gerektiği kadar. Yani kalın telli saçlar için bir de böyle benim gibi uçlarını azaltmak isteyenler için. Mesela bakın şöyle şuraları benim bayağı bir kalın. O yüzden şöyle şöyle.
Hemen bir denemek istiyorum. Bakın sadece ucundan alıyor. İnceltiyor. Mesela şurasını. Şöyle. Evet. Böyle yani. Bunu aldım o yüzden. Şimdi şuraları toparlayayım. Dediğim gibi saçlarımı takacağım. Takarken size çeker miyim bilmiyorum. Eğer çekersem zaten birazdan izlerseniz, çekmezsem yarın beni uzun saçlı halde görür. Böyle bir tuhaf olmuş. Çünkü çok yorgunum. Akşam sabah video çekmeye başladım. Ondan sonra daha bugün hiçbir şey çekmedim. Saçlarımı takarken biraz çekmeye başladım. Kameramın şarjı bitti. O yüzden tekrar kalkıp geri takmadım, açık söylemek gerekirse. Saçlarımı taktım. Şu anda bu durumdalar. Umuyorum ki güzel olmuştur. Arkasını da şöyle bir göstereyim. Valla bu sefer çok güzel oldu. Bu arada kıvırcık yaptım ilk önce ama çok böyle dalgalı oldu. Daha şey olmadı ya, yıkanmadı ya. Ondan önce rengini dengelemek için mor şampuan yaptım takma saçlara. Onun dışında bir şey yapmadım. Biraz şu anda tuhaf duruyor olabilir. Ama neyse, dediğim gibi saçlarımı taktım. Çok memnunum şu anda. Tam istediğim gibi oldu bu sefer, ne çok uzun ne şey. Böyle tam ideal bir şeyde. Bu sefer bu ikinci ısmarlayışım. Diğerlerini bayağı bir kullandım. Ondan sonra kızıl yaptığım için maalesef yenilerini ısmarlamak zorunda kaldım. Çünkü takma saçları kesinlikle açamıyorsunuz. Tekrar kendisi, yani ısı almadığı için kafadan kesinlikle açılmıyor. 45 santim olarak ısmarladım. 45 santim normalde şuralara geliyor. Ben biraz kestim daha doğal dursun diye. Ve bu saçlardan gerçekten çok memnunum. Buralarıma kadar var ama hiçbir şekilde gözükmüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz burada. Hiçbir şekilde belli olmuyor ve o yüzden de bu saçları seviyorum. İnşallah kullanacağım. Çünkü genelde ondan sonra, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Alışkın olmadığı için gözüm. Uzun saç istiyorum. Kendi saçlarımı açık bırakamıyorum. Ve gözüm de alışkın olmadığı için bu sefer hemen çıkartıyorum. Ama bu sefer çıkarmayacağım. İnşallah dip boyam gelene kadar böyle kalacak. Dip boyaları bir daha zaten çıkartırız. Ve dip boyayı yapıp tekrar takarız. Bunları birçok kez de kullanabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı. Soracak olanlar vardır. Kesin eminim. Saçları nereden aldın diye. Saçları Amazon'dan aldım arkadaşlar. Rantöa zannediyorum ki ismi, yanlış söylemiyorsam linkini aşağıya zaten eklerim yorumlar kısmına, oradan bakabilirsiniz. Uzunluğuna, boyutuna vesaire göre değişiyor. Normal buradaki Prusit'ten almaya kalktığım zaman daha pahalıya geliyor ve kalitesi hiç bu kadar iyi değil. Bunların kalitesinden gerçekten memnunum. Uçlarına kadar dolu dolu, yani kestim diye değil, normalde de öyle. Saçlarımı taktıktan sonra azıcık şöyle koltuğa bir uzandım. Uyumuşum, bir baktım Özgür arıyor. Özgür'ün aramasına kalktım. Daha sonra Oğuzhan geldi. Sonra Mete'ye gittim, aldım. O bu derken bu saat oldu. Hiçbir şey çekmedim, anlayacağınız. Şimdi yemek yapacağım. Tavuk çıkardım sabahtan. Ama ne yemek yapacağım onu da bilmiyorum. O yüzden şöyle bir şuraya bakayım diye düşünüyorum burada. Çünkü bazı şeylerim var. Şöyle size de göstereyim. Bakalım ne varmış. Ha, domates. Bugün domates çorbası yapalım. Evet. Bu arada saçlarımı da birazdan toparlayacağım. Yemeğin içine düşmesin. Evet, domates çorbası yapalım bugün. Şöyle çıtır pane harcım var. Bunu Türkiye'den aldım ben. Şöyle içine dökelim. Ayrı bir kapta iki yumurta kırıp çırpalım. Tavuk bagetleri önceden. Baget olması şart değil bence. Göğüs de olur diye düşünüyorum. Evet, biz bunları yapalım.
Bunu yapalım bugün. Bundan hatta bir tane daha olması lazımdı. Bir tanesi yeterli gelir bence ama ne olur ne olmaz. Hatta bir tane daha, 4 tane almışım arkadaşlar. Türkiye'den aldım bunları. Burada yoktu çünkü. Burada parmağımı öyle bir kestim. Öyle bir kestim, anlatamam. Şimdi bunu da değiştireceğim. Makasla şu arka saçlarımı incelttim. Çok iyi oldu. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Böyle taktığımda aklıma geldi. Bu sefer normalde taktığımda buralardan böyle kalın kalın çıkıyordu. O yüzden onu istemediğim için bu sefer gittim inceltme makası aldım. Onunla kısalttım ama bu arkasını kısaltırken parmağımı götürdüm. Götürdüm. Bu ikinci şey, şimdi tekrar değiştireceğim. Üçüncü bant olacak. Derimi böyle komple kıstırdım yani. Ama sadece ben buradaki gibi yapmayacağım. Una, ondan sonra yumurtaya, ondan sonra buna bulayacağım. Yani iki işlem yapacağım ben. Çünkü tek bununla tam güzel tutmadığını biliyorum. Çünkü birkaç videoda görmüştüm. Şöyle bir konuya da değinmek istiyorum. Bir arkadaşımız yazmış ki, Zeynep sen niye YouTube'la uğraşıyorsun, sen fakir misin diye. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. YouTube'u sadece fakirler mi yapıyor? Bu bir tutku, bu bir sevgi, bu tanımadığınız insanların size değer vermesi. Aynı şekilde siz bizi görüyorsunuz, biz sizi göremiyoruz. Ama biz de sizlere değer veriyoruz. Ve arkadaş öyle bir yorum yazmış. İşte sen fakirmişsin ki YouTube yapıyorsun diye. YouTube yapanların hepsi fakir o zaman. Yani fakir olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bilmiyorum böyle bir yorumu nereden aklına geldi. İşte zaten çalışıyorsun vesaire yazmış. Allah'ıma bin şükür aç değilim, açıkta değilim. Çok şükür çalışıyorum. Bir gelirimiz var. Özgür desen öyle. Ben bu YouTube'a, Metehan, ben bu YouTube'a yeni başlamadım arkadaşlar. Bu sadece ikinci kanalım ve eski kanalımdan biri. Beni takip eden arkadaşlarım var. Burada hepsini öpüyorum. Ben Metehan'da evdeydim ve can sıkıntısına YouTube'a başladım. Ve başladıktan sonra bu böyle bir bağımlılık yapıyor. Yani mesela bakın ben bir video çekiyorum. Ondan sonra mesela ertesi gün istemiyorum. İkinci gün kesinlikle bir boşluk hissediyorum ve video çekme isteği geliyor yani. Ve sizlerin güzel yorumları insanı tabii ki de daha motive ediyor. Ve bunu YouTube yapanlar anlayabilir, öyle söyleyeyim. YouTube arkadaşlarım bu konuda bana katılacaktır. O yorumu görünce dedim ki YouTube alemi o zaman fakir. Fakir YouTuber'lar sizi. Yani başka bir şey de diyemeyeceğim ama öyle bir yorumda bulunmuş, çok tuhafıma gitti. Sen fakir misin ki YouTube yapıyorsun, çalışıyorsun diye. Elhamdülillah aç değilim, dediğim gibi açıkta değilim, fakir de değilim, zengin de değilim. Sizler gibi orta halli bir insan olayım, bir vatandaşım yani, başka bir şey değil. Neyse, sizlerle paylaşmak istedim, dediğim gibi çok tuhafıma gitti. Eğer ki fakir olsa, zaten arkadaşlar YouTube yapanlar fakir olsa devamlı size alışveriş göstermez, devamlı işte bir şey değiştirirken göstermez, ev aldıklarını, yer aldıklarını göstermez. Yani YouTuber'ların hiçbiri fakir değil, buna emin olun. Kimse amşam zengin de değil, onu da söylemek istemiyorum ama herkes orta halli. İnsanoğlu yani. Ve YouTube yapmadığınız sürece bu hissi anlayamazsınız. Yani sizi takip edenlerden gelen yorumları vesaire sizi nasıl motive ettiğini anlayamazsınız. Bunu da söylemiş olayım. Sizlerle paylaşmış olayım. Neyse, dediğim gibi ben şimdi ilk önce tavuklarımı bir güzelce yıkayayım. Ondan sonra beraberce keselim. Daha sonra bunu yapmaya başlayalım. Bir de domates çorbası yapacağım. Peynirim de var nasıl olsa dışarıda. Geçen hatta size demiştim ya, noodle yapacağım peynirli, TikTok'ta gördüm vesaire diye. Onu bir türlü yapamadım da. İnşallah onu da yapacağım. Vallahi bugün evdeydim ama bugünden hiçbir şey anlamadım. Yani sanki geldi, geçti. Bilmiyorum. Hiçbir şey anlamadım bugünden. Saat oldu 3 yani. Gerisini siz düşünün. Evet arkadaşlar, bu arada her yeri batırmaya devam ediyorum. Batmazsa olmazdı zaten. Kendim de zaten böyle olacağını tahmin etmiştim. Ama yapacak bir şey yok. Yani aslında var ama yok. Şu anda yok.
Evet. Şöyle. Evet, onu alalım. Güzel bir şekilde. Bütün malzemeler çatalın üstünde kaldı. Evet. Bunumuzu da bulayalım. Şöyle. Bu arada buladıklarımı hemen çıkartacağım. Tekrar yumurtaya bulayacağım. Onlar orada beklesin. Ve bunları kızgın yağda daha sonra pişireceğiz. Bakalım lezzeti nasıl olacak? Ben de en az sizin kadar merak ediyorum. Çünkü bu şekilde ilk defa yapıyorum. Bu arada yumurta yetmeyecek. Bir iki yumurta daha büyük bir ihtimalle kırmam lazım. Evet canlar, tavuklarım hazır. Son 2-3 tanesine 2 paket bile yetmedi. Onlara da semmel broşu yaptım. Bunlar burada beklesin şimdi. Domates çorbamı yaptım. Birazdan rondodan geçireceğim. Pilavımı yapıyorum. Güzel de bir salata yapacağım yanına. Ve bugünkü menümüz bu şekilde olacak. Bu arada kaçıncıya değiştiriyorum bilmiyorum ama acıyor yani. Pilavım oluyor. Çorbamı rondodan geçirdim. Şimdi bir kaynamasını bekliyorum. Ondan sonra çorbamız da hazır. Ben buna tuz vesaire koydum mu hiç hatırlamıyorum. Tadına bakmam lazım. Evet, koymuşum. Koymuşum. Şimdi bu da kaynasın. Onun dışında marullarımı güzelce yıkadım ve sirkeli suya ekstradan koydum. Bu şekilde marul aldığım zaman böyle yapıyorum. Çünkü bunların arasından muhakkak illaki bir şey çıkıyor. O yüzden de çoğunlukla bu maruldan almıyorum. Daha çok göbek marul, göbek salata alıyorum. Onlar daha iyi ve pratik oluyor. Ama böyle aldığım zaman da bu salatayı da çok seviyorum ama böyle aldığım zaman da illaki ilk normal bir yıkıyorum. Ondan sonra sirkeli suya basıyorum. Yapana kadar o şekilde bekletiyorum. Bir tek tavuklarımız kaldı kızaracak. Bir de yanına patates kızartırım. Bugünkü menümüz bu şekilde olacak. Şimdi çorbamız yavaş yavaş taşmadan ben altını kapatayım. Mete. Özgür'e de dedim gelmeden bana haber ver, ona göre yağı koyacağım çünkü kızartmak için. Patatesleri zaten makineye atarım. Salatamızı yaparım. Daha ne olsun, Allah bin bereket versin. Evet arkadaşlar, buradan benim arkadaşımız selamlar. Hallo Philipp, ich grüß dich. Evet canlar, salatamı yaptım. Patateslerimi attım. Şimdi tavuklarım da oluyor. Gördüğünüz gibi attım. Şöyle kızarmaya başlasın. Ondan sonra çevireceğim. Bu arada anlattım mı size hatırlamıyorum ama anlatmadım sanırım. Yarın için aşırı derecede heyecanlıyım. Yarın Metin'in okul görüşmesi var öğretmenle. Yani çocuklara bakıyorlar işte ne kadar gelişmiş, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor gibi. O yüzden açık söylemek gerekirse heyecanlıyım. Az önce doğum belgesini, bir de doğum defterini çıkardım. Onları unutmamam lazım. Çünkü en son okula gittiğimizde maalesef korona vakası vesaire yükseldiği için sadece kayıt formunu postaya attık ve gerisi öylece kaldı. Bu hafta okul müdürüyle görüştüm. Dedi hani lütfen doğum belgesi ve doğum kitabını unutmayın. Onlar kesinlikle gerekiyor diye. Onları hazırladım. Yarın için heyecanlıyım. Bu haftadır Mete'ye zaten diyorum bak bu hafta buraya gideceğiz. İşte şöyle şöyle yapacaklar, soracaklar. Mete biraz çekingen bir tip. Yani tanımadığı bir insan ona bir şey sorduğu zaman böyle hey yapıyor, kaçıyor. Mesela annemle vesaire konuşurken bile mesela annem sesleniyor ona, o yana kaçıyor yani. Devamlı görmediği zaman böyle biraz çekingen oluyor. Yani bakalım yarın nasıl geçecek. Göreceğiz. Bu arada tavuklar kızarmaya başladı.
güzel bir şekilde altın sarısı olana kadar güzelce çevirip devamlı süreceğiz. Bir çiftliği kalmaması gerekiyor tabii ki de. En önemlisi olan o. İnşallah eğer çiğ kalırsa büyük bir sıkıntı. Evet, Mete'nin sesini duyuyorsunuz bu arada. Özgür de yolda geliyor. O yüzden tavukları koydum. Ona telefon açtım az önce, dedim böyle böyle bana haber ver çünkü kızartmam gerekiyor. Tamam dedi. Her şeyimiz hazır. Evet arkadaşlar, çıtır tavuklarım pişti. Bu şekilde üsttekiler biraz daha fazla pişti ama bu taraftakiler tam pişti. Özgür baktı pişti diye, pişmiş. Bu arada zaten Özgür söylene söylene geldi. Mazot almış. Dün Plusit'e kadar gittik ayna almaya. Videoyu zaten koydum size. Plus'a kadar gittik. Hatta geçerken dedim ki yah dedim 1.50 olmuş dedim. Bugün Özgür 1.60 almış. Tam 10 sent. Tam 10 sent yükselmiş yani. Evet arkadaşlar, biz yemeğimizi yedik. Ortalığı toparladık. Özgür çok yorulmuş. Yayıldı. Bu arada bu lambamızın lambası patladı. Yarın inşallah doğru alıp gelirim. Özgür unuttu bugün. Makineye çamaşır atmıştım. Şimdi onları çıkartacağım. Ondan sonra bir daha makyajımı temizleyeceğim ve bir maske yapacağım. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle bir yüz temizleme beziyle temizleyeceğim. Ondan sonra bir daha yüzümü makinayla güzelce temizleyeceğim. Vallahi bugün yine, bugün diyorum ya, hiçbir şey anlamadım yani. Nasıl geçti? Hiçbir şey yapmadım. Bir tek yemek yaptım. Yani gerçi temizlik işim yoktu. O yüzden rahattım ama ay bu gece inşallah uyuruz gerçekten. Uykunuzu alamadığınız zaman sersem gibi oluyorsunuz. Güzelce yüzümü de yıkayayım. Ondan sonra daha bir şey yapmayacağım. Bugün çalışmadım ama bugün çalıştığımdan daha da yorgunum. Yani evde kalmak mı iyi, kalmamak mı iyi ben de bilmiyorum. Şimdi ben de üzerimi değiştireceğim, yüzümü temizleyeceğim. Ondan sonra bir daha ben de bir koltuğa yayılayım. Evet görüyorsunuz, buraları çok gözüküyordu. Şu anda gözükmüyor. Şey yaptığım için. Bakalım yarın sabah nasıl gözükecek. Çünkü kalkınca genelde bonus kafa kalkıyorum. İnşallah o şekilde olmaz. Dediğim gibi yıkandıktan sonra daha iyi birbirine geçecek. Ama şu anda yıkanmadığı için tabii ki de böyle şey duruyor. Ve 48 saat yıkamamanız gerekiyor. Güzelce birbirine yapışsın diye. Bu arada kıvırcık yapmaya çalıştım. Bayağı bir kıvırcık oldu. Alışkın olmadığım için şey yapmadım. Sonra düzledim yine. Bizleri izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.